Şuna eminim, haftanın en keyifli maçı olmaya aday. Yani ismini gördüğümüzde vaat ettiği şeyi saha içinde de görmeyi bekliyoruz o zaman. Bu maçtan Tabii. beklentimiz büyük futbol severler olarak. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe ritim tuttu diyoruz ama tabii seyircisi önünde kazanmayı biraz daha istiyor olabilir. Çünkü açılışta Ümraniyespor 3-3 beklenmeyen bir puan kaybıydı. Onun da ayrı bir motivasyonu olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz? %100. Yani ya o maçta nasıl 3-3 oldu o da enteresan. Yani hakem kararlarını da tartışabiliriz o karşılaşmada. Birinci goldeki, penaltıdaki. Jesus'un kararlarını da tartışabiliriz. Ama bence doğru formülü buldu gibi Jorge Jesus. Yani Ümraniye maçı güzel bir Süper Lig dersi oldu. Portekizli hoca için. Bence rakibi küçümsedi, çok önemsemedi. İşte birincilikten yeni geldiler. Zaten bütçeleri de şu kadar. Yani işte ben Slovaçka'yı yenmişim. Çıkarım oynarım yenerim 50 bin seyircim de geliyor dedi. Ve hiç işlerin öyle olmadığını anladı. Yani Recep Uçar'ı da tebrik ederiz, Ümraniye'nin hocası. Çatır çatır bir takım çıkardı. Galibiyeti kaçırdı çünkü uzatmalarda attı Fenerbahçe golü. Bence Jorge Jesus için de Süper Lig'i tanıma konulu iyi bir ders oldu. Bir puana kazanan takımdı Fenerbahçe o karşılaşmada. Ama sonuçta 3 gol attı. Evet. Gol Yani atmakta çok problem evet. yaşamıyor aslında bu sezon ama işte savunmadaki değişikliklerle birlikte daha tam oturamadı sanki orası. Tabii yani Türkiye'de bu ligde hiçbir takımı küçümseyemezsiniz. Yani gelir size ne olduğunu anlamın işte Giresun'un Galatasaray'a yaptığı gibi. Kim derdi ki 5 golle kaybedecek Değil mi? Trabzonspor? Yani bu ligin kendi içinde farklı dengeleri var. Farklı yapıda oyuncular var. Kaliteyi tartışabiliriz ama mücadeleyi asla tartışamayız. Hepsi çıkıyor, çatır çatır mücadele ediyor. Ve o dirençten bir türlü bir gol çıkarmanız lazım. Yani öne geçeceksiniz. Eğer büyük takımsanız öne geçeceksiniz. Çünkü maç berabere gittikçe, dengede gittikçe rakibin de konsantrasyonu, umudu artıyor. Daha farklı, daha istekli oynamaya başlıyorlar. Orada o puanı almak adına. Fenerbahçe erken buldu golü mesela Kasımpaşa karşısında. Rakip 10 kişi kaldı. İkinci golü buldu. Sonra Farka tamamen gitti maç. oyunu kendi eline aldı. Ama Adanaspor öyle bir takım değil. Yani iki maçta da 3 gol atmış. 3-3 atarak geliyor. Yani onlar da skor yapan bir takım ama bunun karşısında pozisyon da veren bir takım Adanaspor. Yani duran toplarda da sıkıntısı var. Saha içi özellikle tandem yerleşiminde sıkıntıları var. Fenerbahçe hızlı oynamayı seviyor. Bu hızla o dengeyi bozabilir, pozisyonlar elde edebilir. Aynı şekilde usta orta sahalarıyla akıllı bir şekilde geliyorlar rakip kaleye. Bu da Fenerbahçe için sorun olabilir. Ayrıca bugün bir de düello var. Sinem. Hangi açıdan? Onyekuru, Osayi, Samuel düellosu. Doğru. Bir sürü Yani düello var aslında. Bir yanda ben Jesus Montella çarpışmasını da merak ediyorum açıkçası. tabii ama bunlar biri sol açık, biri sağ bek. İki tane uçan adam. Yani çok süratli, hızlı oyuncular. Ve birbirleriyle karşılıklı oynayacaklar. Bakalım kim kimi geçecek. Yani o ikisi arasında da ciddi bir mücadele seyredeceğiz. Fiziksel olarak ciddi bir mücadele seyredeceğiz. Muhtemelen 11'i ekrana verelim Gürcan Bilgiç. Bir de onun üzerinden yorumlarınızı rica edeceğim. Ahmet Selim Kuldağ'ın aldığımız muhtemel 11. Altay, Ferdi, Zalai, Gustavo, Osayi Samuel, Arao, Zayt, Lincoln, Henrique, Rossi, Serdar, Valencia. Bu denklemde Joshua King Valencia oluyordu aslında genelde Jesus'un tercihi ama Joshua King'in ufak bir sakatlığı olduğu için bugün oynamasını beklemediğini söyledi Ahmet Selim Kulu. Ne dersiniz 11 üstünden? Yani Kasımpaşa 11 ile çok oynamayacağını düşünüyordum ki sakat olan oyuncunun yerine Rossi'yi koymuş Hı. gördüğüm kadarıyla. Bir de Emre yok galiba. Emre Emre Mor de yok, evet. Onun da sakatlığı var. Arda'nın da yok. ailevi bir problem, sağlık problemi olduğu için bugün kadroda olmadığının altını çizdi Selim. Arda yedeklerden gelmişti. Yani ilk 11'inde Kasımpaşa maçına göre iki değişiklik yapıyor.
Ve oynayan oyuncular için de biz neden demiyor diye sormuyoruz. Bu da güzel bir şey. Performans vermeleri. Yani işte şu an King yok, vah vah demiyor hiçbir Fenerbahçeli ya da teknik direktör. Elbette önemli bir oyuncu. Farklı bir oyuncu ama yerlerde oynayan oyuncular da bugüne kadar çözüm bulmuş oyuncular. Skor yapmış oyuncular. Yani ben orta sahacıyım Sinem. Bu tip maçları çözen orta sahalardır. Şimdi Zayis, Lincoln üçlüsü. Biri 6 numara. Biri 6-8 oynayan bir oyuncu Zayis. Lincoln 8-10 oynayan bir oyuncu. Pas yapan, oyunu yönetebilen akılları var. Hükmedebiliyorlar. Ve karşı preste de etkili olan oyuncular. Yani top rakibe geçtiğinde doğru pozisyon almayı başarıyorlar. Fenerbahçe'nin iki beki aslında en önemli iki hücum silahı gibi. Bu konuda da taktiğin önemli parçaları. Ben iyi bir 11 olduğunu düşünüyorum. Bir de Adana Demirspor'un 11'ini verelim hemen. Bir de ona bakalım. Kısa bir yorum daha alayım. Ertaç kalede Rodriguez, Rakitski, Samet, Svensson savunma dörtlüsü. Ndiaye, Gökhan Belhanda, siz orta sahaların biraz daha kapışması şeklinde geçecek dediniz. Orta alanda Adana Demirspor'da bu üç isim var. Onyekuru, Akintola kanatlarda. İleri uçta da Asamoah Longa'yı görmeyi bekliyoruz. Yani Akintola Onyekuru, iki kanat oyuncusu uçan ciddi İyi de başladılar. ofansif olarak endişe veren, tehdit eden bir takım. Bu tipi takımları mesela geçen sene oynadıkları zaman topu karşı alanda tutarak yani rakibin etkili oyunculara kontrollü pas atmaması için baskı yaparak önlemlerini alıyordu Fenerbahçe takımı. Çok az pozisyon verdiriyordu rakiplere. Ki mesela Avusturya-Viyana maçı iki pozisyonu var galiba. Yani bir tane pozisyonu vardı, iki şutu var galiba Avusturya-Viyana ama o maçı 6 numara oynamıştı. Yani mücadele eden bir takımla oynamıştı Jorge Jesus. O yüzden diliyorum. Yani bugün sürprizlere çok açık. Bol pozisyonlu olabilecek. Ama her şeyden önce mücadelenin ön plana çıkacağı bir karşılaşma. Çünkü koşmadan o topu kazanamıyorsunuz. Değerlendiremiyorsunuz. Herkes rakibin zaafını kovalayacaktır. Yani sıfırda tutacağını düşünmüyorum iki takımın da kalesini. Sıfır Gürcan sıfır Bilgiç, bitmez yani buyurun. karşılaşma. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.